Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun kürsüye teşriflerini arz ederim. Devlet dışı aktörler dış politikada her geçen gün daha da önem kazanıyor. Dış politika yapımı ve izahının çok aktörlü olduğu bu ortamda SETA ve benzeri kuruluşların yaptığı çalışmaları ve oynadığı rolü biz Dışişleri Bakanlığı olarak takdir ediyoruz. Tabii dünyanın dinamikleri hızla değişiyor. Görüş mesafesinin kısaldığı bir dönemdeyiz. Avrupa'nın ortasında bir savaş devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde girişimci ve insani dış politika sayesinde bu sınamalara kayıtsız elbette kalmamız mümkün değil, kalamıyoruz. Cumhurbaşkanımızın Büyükelçiler Konferansı hitabını analiz eden Burhanettin Hoca'nın yazdığı gibi büyük güç mücadelesinde Türkiye uluslararası konumunu giderek güçlendiriyor. Masada ve sahada güçlü olunması gerektiği bilinciyle sert ve yumuşak güç unsurlarını tahkim eden, yerinde zamanında dengeli kullanarak akıllı olan bir Türkiye var. Ana hedefimiz milli çıkarlarımızın korunması. Türk dış politikasında bazı başlıkları bu bağlamda milli dava olarak nitelendiriyoruz. Örneğin Ege, Doğu Akdeniz, Kıbrıs milli davalarımızdır. Bu başlıkların bugün özellikle burada ele alınmasını da önemsiyoruz. Ben de bugün sunumumda, konuşmamda konferansın başlığına uygun bir şekilde Ege ve Doğu Akdeniz'e odaklanacağım. Daha sonra soru cevap kısmında merak ettiğiniz konular varsa Türk dış politikası ile ilgili onları da cevaplamaya çalışacağım. Önce Yunanistan'la ikili ilişkilerimize değinmek istiyorum. Aslında 2021 başında Yunanistan'la diyalog mekanizmalarını, istişari görüşmeler, işte siyasi istişareler, güven arttırıcı önlemler gibi mekanizmaları yeniden canlandırmış ve pozitif gündemi geliştirmeye odaklanmıştı. Ama Yunanistan maalesef gerekli siyasi irade ve samimiyeti gösteremedi. Başta Dendias olmak üzere bizimle konuşmak yerine hakkımızda ve aleyhimizde konuşmayı sürdürdüler. En son Sayın Cumhurbaşkanımız Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'i İstanbul'da ağırladı. 14 Mart. Buyur. Mitsotakis bu toplantıda pozitif gündeme odaklanma, üçüncü tarafları araya sokmama ve samimi olma sözü verdi. Ama bu sözü maalesef tutamadı. ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmayı hatırlıyorsunuz. Aslında bu bardağı taşıran son damla oldu. Yunanistan'ın bu davranışının farklı sebepleri var. Sizler de bunları sıralayabilirsiniz. Ama ben kendi tespitlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk neden, ülkemizin bölgesel ve küresel düzeyde yükselen profilinden Yunanistan çok rahatsız. Oysa akıllı komşu bunu avantaj görür ve lehine kullanır. İkinci neden, Yunan iç politikasında Türkiye'ye karşıtlığının maalesef prim yapması. Her gün Türkiye'nin gündemde olması Yunanistan'a gerçek sorunlarını unutturuyor. Bizim böyle bir derdimiz yok yoksa. Yani Yunanistan gündemimizde ön sıralarda değil. Kendimden örnek vereyim. 1 Ocak 2020, 25 Ekim 2022 arasında Yunanistan'la ilgili sadece 40 tweet atmış. Aynı dönemde Dendias'ın Türkiye ile ilgili attığı tweet sayısını tahmin edebiliyor musun? 1080 tweet atmış. Yani günde bir tweetten fazla, 1028 gün ediyor verdiğim tarihler arası. Üçüncüsü, Yunanistan'ın maksimalist tutumu ve hukuk dışı adımlarına karşı verdiğimiz yanıtlar Yunanistan'ı çileden çıkardı. İşte deniz yetki alanları ile ilgili silahlandırılmış adaların silahlandırılması yani ihlali ile ilgili hukuki argümanlarımızdan Yunanistan çok rahatsız oldu. Yani propagandasının çöktüğünü görmeye başladı. Dördüncü neden ise Yunanistan'ın stratejik vizyon eksikliği. Bizimle yakın işbirliği ve güçlü ilişkiler kendi halkının da yararına olacakken çıkarlarımızı hedef almayı Yunanistan tercih ediyor. Tabii ki bunun bu hatalı okumanın
arkasında Osmanlı idaresi ve Kurtuluş Savaşı gibi tarihsel komplekslerin etkisini inkar etmek yanlış olur. Sosyal psikoloji bu konuda bize çarpıcı tespitler elbette sunacaktır. Yunanistan, diğer taraftan FETÖ, PKK ve DHKPC gibi terör örgütleri için güvenli liman olma özelliğini devam ettiriyor. Yunanistan terörle mücadele konusunda ortak çalışma grubu kurulması önerimizi 2019'dan bu yana yani önerimize cevap vermiyor. Düzensiz göç konusunda da işbirliği yerine göçmenlere ve özellikle bu Ege Denizi'nde Yunan adalarına ulaşmak veya sınırdan ulaşmak isteyen göçmenlere insanlık ve hukuk dışı muameleyi Yunanistan maalesef sürdürüyor. Bunlar sadece bizim söylemlerimiz değil. İnsan hakları örgütleri ve Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu raporlarında ve ahim kararlarında yer alıyor. Bunlar ortaya çıkınca Yunanistan neyi tercih etti? Sahte fotoğraf ve yine bilgilerle karalama kampanyasıyla bize çamur atmaya kalkıştı. Tabii biz de belgelerle bunların cevabını verdik. Diğer taraftan Batı Trakya'daki Türk azınlığına baskılar da ortada. Yunanistan başta Lozan olmak üzere azınlığımızın anlaşmalarla güvence altına alınmış hak ve özgürlüklerini ihlal ediyor. Azınlığın Türk kimliğini inkar ediyor. Bu konuda 15 senedir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamıyor. Yani azınlık lehine mahkemenin verdiği kararları uygulamıyor. İşte Bekir Usta ve diğerlerinin Yunanistan'a karşı açtığı davadan bahsediyoruz. Azınlığın müftülerini tanımıyor. Yani seçilmiş müftüleri tanımıyor. Düşünün, bugün Rum Ortodoks Patriği'nin seçimini tanımayıp Türkiye tanımıyor. Diğer taraftan biz 4 kişi için, 4 öğrenci için okul açarken adada Yunanistan Türk okullarını kapatıyor. Vakıfları bırakın Türk ismini kullanmalarına izin vermeyi, vakıfları lağvetmeye çalışıyor. 2 yıl önce kubbesiz ve minaresiz bir cami açılıncaya kadar Avrupa'da camisi olmayan tek başkent Atina'ydı. Bu caminin yönetiminde 9 kişi var. Kimler var bu caminin yönetiminde? Bir tahminde bulunun. Kim olması lazım? Müslümanlar değil mi? 9 kişinin 5 tanesi Rum Ortodoks, 4 tanesi Müslüman. Yani düşünün Türkiye'nin burada bir kiliseye yönetimine Müslümanları veya imamları ataması.